yazıyorlar. Bu kadar abartılı olmaz. Mesela parkta yoga yapanları şikayet etmek burayı Afganistan yapmaktır. Ya da konsere kimin çıkıp çıkmayacağına karar vermeye çalışmak burayı Afganistan yapmaktır zaten. Ama anlamadıkları şu. Başörtülü çocuklar da buranın Afganistan olmasını istemeyecekler. Yani küçük bir azınlığın Türkiye'yi Afganistan yapma hayali gerçekleşmeyecek. Bunu gerçekleştirmemenin yolu tekrar söylüyorum, her birimize görev düşüyor. Normalden daha fazla yaşam tarzımıza sahip çıkmak, özgürlüklerimize sahip çıkmak, sesimizi yükseltmek gitmiyorsak gitmek, gittiğimizde elimizi kaldırmıyorsak elimizi kaldırmak, duygumuzu, heyecanımızı, neşemizi, özgürlüğe olan aşkımızı en yüksek seviyede dışa vurmak şimdi en, en önemli şey. Çünkü tekrar söylüyorum bu sadece bir iktidardakilerin karar meselesi değil. İktidarın tabanı içerisindeki küçük bir dindar kendini İslamcı olarak tanımlayan azınlığın cesaret bulması da, ete kemiğe bürünmesi de onlara ve onların koruyucusu pozisyonundaki iktidar mensuplarına çoğunluğu uzun sesini yüksek sesle duyurmak zorundayız tekrar söylüyorum Tayyip Erdoğan'ın veyahut yanındakilerin veyahut onun küçük destekçilerinin burayı Afganistan yapmak gibi bir hayali varsa Türkiye artık bu saatten sonra o gömleği giymez, o gömleğe sığmaz. AK Partililerin çocukları da o gömleğe sığmaz, bizim çocuklarımız da sığmaz, başka 80 milyonun çocuğu da sığmaz. Burası Cumhuriyet felsefesiyle kurulmuş, medeni dünyanın bir parçası olmuş, demokrasinin tadına varmış, özgürlüğün tadına varmış, insan gibi yaşamanın yani kimsenin şeyine olabildiğince yok muydu eksiklikler? Tabii ki vardı. Ama bütünüyle yok edilmesine fırsat vermemiş en azından özgü bir dünyanın parçası olmanın ne anlama geldiğini hissetmiş bir toplum. Buraya alıp kapkaranlık bir Afganistan'a, kapkaranlık bir Irak'a, kapkaranlık bir Suriye'ye dönüştürmeye iktidarın ve onun etrafındaki küçük bir azınlığın gücü yetmez. Umarım buna sahip çıkacak cesareti hep beraber gösteririz ve iktidar da bu hayalinden bir an önce vazgeçer diyeyim. istersen buradan altılı masa meselesine geçelim. Gelirim. Bir cümle söyleyeyim de ben şu dediklerimle ilgili bir cümle söyleyeyim. <laughs> karşı karşıya geldiğimiz, karşı karşıya olduğumuz siyaset yapma tekniğiyle ilgili veya siyaset eleştirisiyle ilgili bir şey ya da bir talep değil. Yaşam standartlarımız, yaşam hakkımızla. yaşa Çünkü artık yaşamımızla ilgili konularda karar veriyorlar. Yani çimende yapamazsın. Orada konser veremezsin. Bu şekilde oturamazsın. Kafeye böyle giremezsin. gezemezsin. Kafeye böyle giremezsin. Ya yapmayın. Bu artık siyaset üstü bir şey. O yüzden hani bir sokakta soruyorlar. Altılı masa niçin çok? Çünkü altılı masa her görüşten bu altı farklı parti sosyal demokratı, milliyetçisi, e, muhafazakarı bir arada. Çünkü bütün toplumun sorunu bir arada. O yüzden onların bütün bu dönüştürme şeyinin demokrasi, insan hakları ve yaşamımıza doğrudan müdahaleyle ilgili bir nokta olduğu için böyle bir feveran, böyle bir hani hani hadi artık noktasına doğru gidiyoruz biz. Evet. Sen altılı masayla ilgili epeyce bir olumlu bakıyorsun anladığım kadarıyla. Yani olumlu baktığım ve olumsuz baktığım yönler de, var. E, çıkan metni ben de. Evet. Şimdi sonuçta bir metin. Evet. Evet, hep, hepimiz çok güzel metinler kaleme alırız ama uygulamayla ilgili evet. ayrı. Onundan ayrı tutarak söyleyeyim. İyi bir metin, derli toplu, evet. düşünülmüş, tartışılmış, konuşulmuş. Ama bu dördüncü toplantı Murat biliyorsun. Evet. Biz beğenebiliriz. Yani bizim Çünkü sonuçta gazeteciyiz, yazarız. Oradan baktığımızda bizim hassasiyetlerimizi, yani biz derken ee, biz demokrasiyi daha çok önemseriz, biz özgürlükleri daha çok önemseriz, biz hukuku daha çok önemseriz, insan haklarını çok önemseriz. Çünkü biz bulunduğumuz pozisyon itibariyle bunun biraz daha sözcülüğünü yapmak, Türkiye'nin evrensel değerlerle buluşmasını, evrensel değerlere var olan bir ülkeye dönüşmesini bir kendimize birinci öncelik görürüz. Ama toplumun önceliğiyle bizimki doğal olarak biraz farklıdır. Çünkü toplumun birinci önceliği Ekmektir, ekonomidir, yönetimdir, güvenliktir, bütünlüktür, iyi bir anayasadır. Toplumun önceliği doğal olarak bizden farklıdır. Biz çok beğeniriz, ben de çok beğendim metni. Yazanın da ellerine sağlık, tartışanların da ağzına sağlık. Ama toplum olarak baktığında ben hala toplumun ya evet burada beni umutlandıracak bir şey var diyebilecek. Gerçi onu tarih veriyorlar biliyorsun. Evet. İşte İlk tarihi. tarih. Evet. Var. Bir tanesi seçim güvenliğiyle ilgili. Evet. O bence önemli. 6 Haziran ee, evet. pazartesi. 6 Haziran pazartesi seçim güvenliği ile ilgili bir toplantı yapacaklar. Umarım orada daha somut net. Mesela bana sorsalar nedir somut net bilmiyorum. Yani şunu yapın. Şimdi ana muhalefet liderinin konuşmasını bile yasaklayacak kadar gözü dönmüş bir iktidardan seçimin nasıl güvenlikli hale alınır bilmiyorum. Ama bu 6 parti... Üyeleri var, teşkilat mensupları var, çoğunluğu var. Hangi tedbirler alacaklarını biliyorlardır, tartışıyorlardır, alacaklardır ve dönüp topluma biz şu şu tartışmaları yaptık, şu tedbirleri alıyoruz deyip toplumun içindeki o endişeyi ortadan kaldırmaları gerekiyor. Kaldırılır 6 Haziran'da diye tahmin ediyorum. Ekonomi kısmı ise e, herhalde kaç, 13 Haziran mıydı? 13 Haziran, bir hafta sonra. Evet, bir hafta sonra da ekonomi toplantısı yapacaklar. Ee, şimdi dördüncü toplantı biraz yavaş gidiyorlar ama hiç yoktan iyidir diye bakıyoruz ne yazık ki hiç yoktan iyidir Umarım buradan daha hızlanır daha iyi bir yere gider oradan değerli toplu bir bu seferde bir ekonomi ile ilgili yani dün akşamki Metin seçim sonrasına dönük seçim öncesi değil hala yani dikkat ediyorsan altılı masa özellikle bütün şeylerini açıkladıkları metinleri yaptıkları konuşmaları daha çok seçimden sonraya dönük ama ben eminim ki milyonların kafasında biz önce önce bize seçimi nasıl kazanacağınıza ikna edin ki bizi içimizdeki bu endişe kalksın, korku kalksın. Ya da bir umut ve heyecan gelsin hep beraber sarılalım bu birlikteliğin ipine duygusuna hep beraber sarılalım ve buradan Türkiye bir yere yürüsün diye. O yüzden ne hikmet bilmiyorum altılı masa seçim öncesini konuşmaktan özellikle kaçınıyor. Bu seçim öncesini konuşmak demek adayı konuşmak demek değildir. İlla adını, ittifakların adının koyulması demek değildir. Ama bir şekilde seçimin nasıl kazanılacağına, neler yapılacağına, toplumun dikkatinin nasıl çekileceğine dair ben topluma bir mesaj verilmesi, toplumla bir bağ kurulması taraftarıyım. Onu nasıl yaparlar bilmiyorum ama umut ediyorum ki hem bir hafta sonraki hem de ondan bir hafta sonraki iki toplantı biraz daha somut bir çerçeveye bürünür bu masanın çabaları. Ama orada belki istersen birkaç cümledeyim sonra sana bırakayım tabii, tabii, sen de tabii. diyeceksindir. Selahattin Demirtaş'ın bugün bir yazısı var. Evet. Bir altılı masa sen bitirelim sonra mı Demirtaş'a Bu bağlamda. Bu bağlamda peki. Ha, ben bu bağlamda diyorum. Tamam. Evet çünkü o oraya e, bugünkü yazısı ben orada çok e, izleyicilerimle dikkatini çekmek istiyorum. Hayatın çok enteresan bir ironisi var. E, şu anda ülkeyi bölüyor diye hapiste olan bir siyasetçi... Dışarıdaki muhalefet liderlerine bir yazısında lütfen partilerinizi değil ülkeyi düşünün diye çağrı yapmış. Çok enteresan bir durum. Çok üzüldüm aslında oradan baktığımızda. Yani tekrar ediyorum. Ülkeyi bölecek diye hapse atılmış bir siyasetçi dışarıda ülkenin bütünlüğünden yana olduğunu söyleyen siyasetçilerin tamamına bir yazı yazıyor ve diyor ki lütfen kendi partilerinizi düşünmekten vazgeçin, ülkeyi düşünün çünkü bu seçim ülke için kader seçimi. Bence bu çok önemli bir cümle. Diğer bir cümlesi daha var. Ee, muhalefet liderlerine Selahattin Bey'in orada bir çağrısı var. Diyor ki, e, siz mi kararsınız, kararsızsınız yoksa seçmen mi kararsız? Tam emin değilim. Aslında şunu diyor: Sizin kararsızlığınız aynı zamanda seçmen kararsızlığını da doğuruyor. Çünkü siz hem altılı masadasınız hem de her bir parti kendi kazanımı için ayrı bir çaba içerisinde. İşte Deva Partisinin ben ayrı seçime gireceğim demesi, İyi Parti'nin işte ben başbakan olacağım diye deme. Sanki ortada bir başkanlık sistemi yokmuş. 50 artı 1'e ihtiyaç yokmuş. Türkiye önce bu yıkımdan çıkması gerekmiyormuş. O birlikteliğe ihtiyaç yokmuş. Her bir parti hem ayrı ayrı çalışıyorlar, birbirleriyle rekabet ediyorlar. Çünkü birbirlerinden de oy almaya ihtiyacı var. İşte Meral Hanım ben birinci parti olayım diye uğraşıyor. CHP birinciliğimi koruyayım diye uğraşıyor. Deva gelecek masada ağırlığımız olacak kadar bir oy oranına ulaşalım diye uğraşıyorlar şimdi kendi partilerini büyütmek üzere yaptıkları çaba bir anlamda altılı masanın da aleyhine işliyor. Çünkü oradaki birlikteliğe de rekabete de rekabet aynı zamanda o birlikteliğe de zarar veriyor. O yüzden biraz Selahattin Bey'in oradaki yazısı ben bende bu duyguları oluşturdu. Yani en önemli cümlesi muhalefet liderleri mi kararsız yoksa seçmen mi kararsız kısmı bence hepimizin dikkat etmesi gereken. O yüzden biz de burada sıklıkla muhalefet liderleri ne kadar kararlı birliktelik o ortak amaç, ortak hedef duygusunda toparlanırlarsa seçimendeki kararsızlık da o oranda azalacaktır diye ben de öyle bir tahminde bulunuyorum. Ben önce şunu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş dün geceki bildiri yoksa belki daha farklı, daha yumuşak bir şey yazardı. Önce onu söyleyeyim. Çünkü biraz daha derlenmiş, toparlanmış, biraz daha farklı bir mesaj var orada. Bir kere önce onu söyleyeyim. İkincisi Demirtaş'ın yazısında önemli bir nokta daha var. Eee